Kanal 23 ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Bu hafta yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber. Elazığ Doğa Koleji ve FMD Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Murat Döyüş Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Son yıllarda gerek eğitim sektöründe gerek farklı sektörlerde Elazığ'ın bir yerli markası olarak yükselen bir trendiniz var. Bu en başta bir Elazığlı olarak hepimizin bir taraftan hoşuna gidiyor. Bir taraftan da bizler için bir gurur kaynağı teşkil ediyor aslında. Öncelikle buradan başlayalım istiyorum. Biraz başarı hikayenizden bahsederseniz. Çünkü girişimcilik konusunda gerek şehrimizin gerek ülkemizin problemleri var. Bu konuda eksiklerimiz var. Ticaret fikri nereden doğdu? Bu noktaya nasıl geldiniz? Kısa bir başarı öykünüzü alabilir miyiz? Tabii ki Yunus Bey. Öncelikle bana böyle bir konuda bu akşam burada misafirperverliğiniz en azından Elazığ ekonomisi ya da Türkiye ekonomisiyle ilgili bir eğitimcinin yorumlarını istemeniz gerçekten çok hoş bir davranış. Kendim adına ya da yönettiğim yönetim kurulu adına çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Murat Döyüş derken tabii ki Elazığ'daki tüm gençler gibi bizim de basit de olsa güzel bir mahalle arasından başlayan, daha sonra ilerleyen güzel bir hikayemiz var aslında. Tabii ki insanların karakterlerinin gelişmesinde, çocukluklarında yaşadıkları olaylar çok önemlidir. Benim güzel bir anım var aslında. 8'li yaşlardayken babam beni bir çay ocağında çalıştırıyordu. Bir sitenin, daha doğrusu bir kooperatifin başkanıydı. Bu kooperatifin bir yönetim ofisi vardı. Ve evet, bu yönetim ofisinin içerisinde küçük bir çay ocağı vardı. Bir Kadir amcamız vardı. Onun yanında çalışıyordum. Evet. Yıllar sonra öğreniyorum. Harçlığımı babam veriyormuş ama hizmeti Kadir amca alıyordu. Buradan gelen aslında belki de bir esnaflık ruhu ilerleyen zamanlarda yine ailemizin telkinleriyle, babamızın daha doğrusu yönlendirme tarzıyla bir aile firmasının içerisinde temizlik personeli, satış personeli ve malzeme taşıma personeli olarak ilerleyen bir iş kariyerim oldu aslında okul sıralarında. Sağ olsun o da amcamızın firmasıydı. O da bugün Elazığ'ın büyük firmalarından biridir. Evet. Böyle başlayan bir serüven demek ki içimizde yatırımcılık ruhunu geliştirmiş, insan çalıştırma, ticaretle uğraşma lüksünü bize oluşturmuş ki KPSS ya da işte sınavla devletin herhangi bir memuriyetine yerleşmek yerine kendimizi ticaretin ortasında bulduk. Evet. 11-12 yıllık bir geçmişimiz var. Geçmişiniz oldu. Aslında verdiğiniz örnek hocam bugün konuşacağımız konuların da temeline bayağı bir dayanak oluşturdu. Hani günümüz öyle bir toplum haline geldik ki çok önemli yere temas ettiniz. İnsanlarda çok kısa yoldan ve doğrudan bir memur olma isteği. Evet. Ve diğer taraftan da hani yetişme çağındaki çocuklarımızı nedense iş hayatından uzak tutmaya çalışıyoruz. Evet. İşte çırak, usta çırak ilişkisini kaybetmiş durumdayız. Bunu insanlar belki bir yük olarak çocuklarına bir kötülük olarak görüyorlar ama halbuki geçmişten gelen örneklere bakıyoruz. Bakın sizinkisi de aynı şekildeymiş. Tabii. Çekirdekten yetişme, işte bir çay ocağı ya ne bileyim eskiden çok hani Elazığ'da meşhur olan sanayide çırak şeklinde yaz aylarında, yaz tatillerinde çocukların zamanlarını hem burada değerlendirmeleri hem iş hayatını görmeleri anlamında çok büyük olaylara vesile olabiliyormuş aslında. Evet. Yani sizin geçmişinizde de gördüğümüz üzere tabii artık ekonomi dünyada globalleşti, çok büyüdü. Belki yani bu şehircilik, bölgecilik kavramları çok eskide kaldı ama biz öncelikle bir Elazığlı olarak bir Elazığ firmasının Türkiye'de duyulması ya da işte bir yerlere gelmesinden mutlu oluyoruz. Evet. Sonuçta biz sizi yerli bir sermaye, yerli yatırımcı olarak görüyoruz. Kazandığınızın tekrardan Elazığ ekonomisinde döndüğünün farkındayız. Bu da bizi açıkçası mutlu ediyor. Ve bu anlamda da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani farklı sektörlerde de olabilir sizin gibi yerli sermaye ile bir yerlere gelmiş firmaların önce Elazığlı, işte önce Elazığ firması şeklinde en azından yerelde bu işgüdüyle yaklaşmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi hocam isterseniz tabii öncelikle eğitim konusundan başlayalım. Diğer sektörlerde de bulunduğunuzu biliyoruz. Söylemiştik, oralara da geliriz. Şimdi bizim hep söylediğimiz bir şey var. Ekonomi aslında sadece bizim işte sayılarla ifade ettiğimiz, sadece döviz kuru, sadece faiz, sadece işte yatırımlarla
ifade edilemeyecek kadar derin ve sosyal bilimlerle ilişkili alakalı bir konu. İşte biz bunun iki ayağını düşünecek olursak, bir ayağında hukuk sistemi, adalet yapısı var ülkenin, diğer ayağında da eğitim sistemi. Öncelikle bu bağı kurmaya çalışalım hocam. Siz şu an bir eğitimci olarak, işte bir eğitim sektöründe faaliyet gösteren bir okulun içerisinde bulunan ya da bir öğretmen olarak mevcut durumu ne görüyorsunuz? Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuda tabii ki yine Sayın Milli Eğitim Bakanımız, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürümüz, müdür yardımcılarımız bu konuda tabii ki güzel değişimlerle aslında sektörü ya da çalışmaları destekleyecek tarzda etkinliklerde bulunuyorlar. Evet. Fakat Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da bunun etkinin yayılması süreci biraz uzun sürdüğü için kısa zamanda tabii oluşması biraz zor. Biliyorsunuz bugün bir devlet politikası olarak mesleki liselerde enerji alanında yine yenilenebilir enerjiler özellikle, evet, ya da mesleki alanlarda okullarda çok büyük teşvik çalışmaları var. Bunlar aslında dediğiniz konuda güzel destekçi şeyler. Hı hı. Bugün sanayide işte ustanın yanında çırağın olmaması, kuaförde, evet, yanında çırağının olmamasının tabii büyük sebepleri aslında artık insanların bunların yerine basit asgari ücret dediğimiz mantıklarda ya da shift dediğimiz olaylarda hani nasıl derler, böyle fast food firmalarında ya da farklı yerlerde çalışmaları aslında bu sektörlere en büyük zarar, evet, veren olaylardan biri oldu. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı bunlarla ilgili çeşitli yatırımları yapıyor, teşvikler veriyor. İnsanların ücretsiz bir şekilde özel okulda okumalarını sağlıyor. Bu güzel bir yatırım aslında. Bunun etkileri eminim ki birkaç yıl içerisinde ülkede görülecektir. Zaten eğitim konusunda hocam, yani ben öyle düşünüyorum. Bugün yaptığınız, eğitime yaptığınız bir yatırımın meyvesini ya da karşılığını minimum herhalde bir 10-15 yıl sonra görebilirsiniz. Evet. Yani bu hemen bugün yapıp 6 ay sonra karşılığını alabileceğiniz bir sektör değil. Tabii. Sonuçta işte çocuklar 7 yaşından itibaren, hatta şu an biraz daha güncellendi bu sanırım, 6-6,5 yaşında da başlıyor. Okul öncesinde katarsak 5 yaşından itibaren, evet, işte başlıyorlar. 20'li yaşlar, 21-22'li yaşlara kadar işte belli aşamalardan geçtikten sonra, yani ürün 20 yıl sonra neredeyse ortaya çıkıyor. Şimdi dünyadaki tüm ekonomik kalkınma örgütlerinin ana gündemi son yıllarda, sadece Türkiye'de değil dünyada bu böyle, eğitim. İşte hep bir eğitim reformu konuşuluyor. Bir şeylerin aksadığı söyleniliyor. Bir yeniliklerin yapılması gerektiği düşünülüyor ki zaten reform denilen kelime de hocam doğası gereği en uygun eğitim sektöründe görülmesi gereken bir şey. Çünkü hayat şartları değişiyor. Dünyadaki teknoloji değişiyor. Buna ayak uydurmamız lazım ve buna ayak uyduracak bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Evet. İşte bizim bu noktada sıkıntımız, aslında ekonomiyle ilişkiyi de buradan tam olarak kurabiliriz. Bizim ekonominin hani üretim faktörü olarak gördüğümüz 4 tane faktör var. Emek, sermaye, işte doğal kaynak ve girişimci diyoruz biz bunlara. İktisat biriminde böyle diyoruz. Bunların ikisi aslında direkt insan ve insanın da eğitimiyle alakalı. Yani emek ve girişimci faktörlerimiz nitelikli insanla ortaya, evet, çıkabilecek bir şey. İnsanı yetiştiren de eğitim. İnsanı yetiştirecek, o niteliği kazandıracak, evet, şey de eğitim. O zaman ekonomiyle direkt bir girift halinde. Kesinlikle. Çok doğru. Şöyle bir örnek vereyim. Hı hı. Tabii ki araştırdığımız zaman karşımıza çıkan şeyler güzel. Şimdi bundan 20 yıl önce insanlara sordukları zaman ne olmak istiyorsun? İşte bir dükkan sahibi, yarın bir iş yeri sahibi ya da avukat ya da doktor. Yani insanların meslekleri belliydi aslında. Ama bugün yapılan araştırmalarda 2017 doğumlu çocukların ileride olabilecekleri meslekler hakkında %68'inin daha icat edilmediği söyleniyor. Bu ne demek? Yani demek ki yıllar önce çocuğunu doktor olsun diye hazırlayan aileler doğru bir şeyler yapıyordu. Evet. Ama bugün ileride çocuğunun mesleğini kestiremeyecek aileler çocukları nasıl yetiştirmeli sorusunu doğuruyor. Ekonomiyle nasıl ilişkilendirebiliriz? Çocuğunun ileride olmasını istediğin, hayal ettiğin ya da çocuğuna hayalini kurdurduğun şeyi bilmediğin zaman bunu gerçekleştirmen zor olur. Evet, yani bu aslında çok güzel tespit. Tabii. Yani demek oluyor ki bu işte bugün 1-2 yaşındaki çocukların, yani 20'li yaşlara geldiğinde üniversite mezunu oldukları durumda yapabilecekleri o muhtemel iş kolları şu an yok. Tabii. 30 sene önce bilgisayar öğretmenliği diye bir şey var mıydı? Yoktu. Neden? İşte, çünkü bilgisayar yok. Yani dünyada işte ihtiyaç geliştikçe ekonomiler, evet, insan ihtiyaçları diyoruz. İşte sınırsız insan ihtiyaçları diyoruz. Bu sınırsız ihtiyaçlar yeni mal ve hizmet gruplarına, dolayısıyla da yeni mesleklere ihtiyaç doğuruyor demek. Tabii. İşte
az önce bahsettiğimiz şey aslında yine ona dayanak olması babında şundan da bahsedilebilir. Şimdi dünyada evet ekonomik büyüme 19. yüzyılda, 20. yüzyılda, 21. yüzyılda işte neydi? Doğal kaynağa bağlıydı. Doğal kaynağınız varsa 19. yüzyılda büyüyebiliyordunuz. İşte 20. yüzyılda coğrafyanız çok büyük etken oluyordu. Hatta biz coğrafyanın kader olduğunu düşünüyoruz ki kısmen de doğrudur, öyledir. Ama 21. yüzyılda artık şunu gördük ki bu doğal kaynağınız yoksa bile, işte coğrafyanız evet kaderinizdir, üretime uygun olmasa bile eğitim sayesinde bunları aşabiliyorsunuz. Yani elinizdeki bu mevcut şartlarla doğal kaynağınızı, coğrafyanızı lehinize, ekonomik anlamda lehinize çevirebiliyorsunuz. Bizim geçmişte de aslında buna benzer bir tecrübemizin olduğunu görüyoruz hocam. Yani eğitim sistemimizde 1940'lı yıllarda kullanılmış olan, bugün de belki bilmiyorum ne kadar günümüz şartlarına uyabilir ama bir köy enstitülerinden hani bahsedebiliriz evet. Aslında. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ya da günümüz şartlarını karşılayabilecek bir sistem midir? Sadece dünyada, şey Türkiye'de değil, dünyada konuşulan bir konu aslında. Biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir eğitimde reform hareketidir köy enstitüleri. Tabii ki Türk milletine ne sağlamıştır? Buna çok iyi bakmak lazım, bu konuya eğilmek lazım. Bunun yanında duranlar, karşısında duranlar olmak üzere destekleyenler ve desteklemeyenler vardır tabii ki. Ama biz şu şekilde bakalım. Özellikle de günümüzle ilişkilendireyim. Birazcık hani şey olmuş olsun, değinmiş olsun. Aslında iyi bir eğitimcinin araştırması gereken formlardan biridir köy enstitüleri formu. Neden? Ben özel okul işi yapıyorum. Ya da özel kurs merkezi, dershane işi yapıyorduk. Eski tabiriyle dershane. Şimdi bazı formları vardır. Dünyada eğitimin verilme tarzları vardır. Bunların içerisinde aslında köy enstitüleri yaklaşık olarak bir 50 yıl ilerisine hitap eden bir form olmuş. Nasıl? Şimdi bu okullar sabah halk oyunlarıyla başlarmış. Örnek veriyorum işte Elazığ'da ya Dikala'yla ya 3 adım ileri 2 adım geriyle ya da Nure'yle, belki Ege'de Zeybek'le evet. Efe oyunlarıyla, belki başka bir yerde farklı bir halk Horonla, oyunlarıyla. Başka bir tabii. Halk oyunuyla. Peki günümüzde bu ne yapıyor? Çocuklar sabah sporlarıyla başlıyorlar. Müzikli eğlenceler belki dikkatinizi çekmiştir. Özellikle böyle zumba tarzı müziklerle falan filan sabah çocuklar tören alanında, törenden sonra böyle bir sabah spor etkinliğiyle havanın durumuna göre içeri girerler. Baktığınız zaman geçmişte uygulanmış mı? Evet, uygulanmış. Güzel bir kahvaltı etkinliği köy enstitülerinde. Peki burada dikkati çeken olay ne? Fırında ekmeği üretenlerin çocuklar olması. Evet. Ya da tarlada domatesi, salatalığı ekenlerin çocuklar olması. Yani hem gelir grubu daha yüksek ailelerin çocukları orada, hem daha orta gelirliler, hem daha düşük gelirliler. Yani köye hitap ettiği için, köy için işte yüksek gelirliği nasıl nitelendirebiliriz? Düşük yani, gelirliği tabii, nasıl kendi nitelendirebiliriz? Evet. Birbirinden uzak da olabilir. Bilirsiniz o zaman toprak kalır bilmem ne falan filan ama hani buna değinmeden çocukların yaparak, yaşayarak öğrendikleri bir eğitim formu. Evet. Şimdi baktığınız zaman sabah kahvaltıdan sonra bir serbest okuma etkinliği. Serbest okuma etkinliği dediğimiz zaman dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın, hani o sıfatla geçen Milli Eğitim Bakanı'nın çeviride kullanmış olduğu 25 dünya klasiğinin bir yıl içerisinde çocuklara okutulmasının mecburi olduğu bir süreç. O dönemde 500 tane klasik eser Türkçe'ye çevriliyor. Düşünsenize bir yılda çocuklar 25 eser okumak zorunda. Bir köy enstitü hikayesi 3 yıl sürüyor. 3 yılda minimum 75 eser bilen çocuk yetişiyor. Yani biz bugün tabii ki mesleğimi ya da ticaretle uğraşan insanları sınıflandırmak istemiyorum ama bizlerin de en az 75 tane klasik olmasa da modern eser okumamız gerekiyor. Gerekiyor ve aslında orada dikkat çekici hocam. Biz son yıllarda şu sıkıntıyı da görüyoruz. Bakın bu köy enstitülerinde bahsettiğiniz belki hani çok alakasız gibi gözüken ama o çocuğun işte bir halk oyunuyla ne bileyim ya da bir spor dalıyla ilgilenmesi olayı çok önemli. Yani nitelik dediğimiz şey bu zaten. Yani biz şu an şu günümüz şartlarından düşünelim. Evet. Bizler de birer ebeveyniz, anne babayız. Hani çocuğu sadece İşte dersleriyle ilgilensin. Bu şekilde başarı sağlayacağını düşünüyoruz. Belki sistem bu noktaya getirmiştir. Ona da bir şey diyemem ama aslında bu çocukların sadece bilimsel anlamda değil, işte sosyal anlamda da, kültürel anlamda da yani okumalarını da, kitap okumalarını da geliştirmek lazım. İşte bir spor dalıyla uğraşması ya da bir halk oyunuyla uğraşması. 1940'lı yıllarda
konuşulanlar bunlar. Heh, yani bizim bugün, yani yıllar geçtikçe daha iyi değil daha kötüye gitmiş gibi gözüküyoruz. Yani biliyorsunuz X çağını kapattık. Y çağı kapanmak üzere. Z çağı yani bilmem artık hangi çağlar gelecek. Ama baktığımız zaman bizim zamanımızda vardı. Eminim biz benzer dönemlerin öğrencileriyiz. Evet. İş eğitimi dediğimiz bir dersimiz vardı. Yine geçmişten gelen güzel bir örnek. Bugün Türkiye ekonomisi den ziyade mesela Elazığ ekonomisine baktığımız zaman ki Elazığ karasal iklimiyle aslında güzel bir Türkiye'yi andırır. Evet. Haritada da bakarsanız Türkiye'nin de etrafı sularla çevrili, Elazığ'ın da etrafı sularla çevrili. Evet. Yani biri makro, biri mikro aslında. Yani güzel bir örnek vereyim. Yine tarım. Çocuklar tarımla yaklaşık olarak ders zamanlarının %25'ini toprakta gerçekten hani çalışarak modern tarım etkinlikleri, modern tarım uygulamaları, yine tarım marşlarıyla bu işleri yapıyorlarmış. Evet. Bir ahenk. Biz eğitimde her zaman şunu söyleriz. Oluşturduğunuz sistemin içerisinde bir ahenk varsa kesinlikle başarıya ulaşır. Buna günümüz senkron diyor. Hani senkronize olmak. Senkronize olmak evet. Şimdi baktığınız zaman ekonomide gündemimiz olduğu için, konuşmamız gereken ekonomi olduğu için aslında işletmelerin içerisinde de personel, iş, yatırım senkronizasyonu doğru olduğu zaman başarıya ulaşmak mutlaka basit oluyor. Ve hocam zaten bugün dünyada da hani başka ülkelere de ben baktım bu konuda hani kim ne yapıyor diye. Bu yaparak, yaşayarak öğrenme dediğimiz şey bizim ta 1940'larda Türkiye'de uyguladığımız bir model. Bugün uzaklaşmışız ama çok büyük... eskiye gidebiliriz. Osmanlı'ya kadar gidebiliriz. Tabii daha öncesi de var. Hatta Selçuklu'ya kadar gidebiliriz. Evet. Ve bugün dünya bunu aslında kullanıyor. İşte Finlandiya gibi bir örnek var. Evet. Hani dünyada coğrafi olarak bir avantajı olmayan, nüfusu çok fazla olmayan bir ülkedir Finlandiya. Hani soğuk bir iklim. Bakıyorsunuz ama işte bu yaparak ve yaşayarak öğrenme, yani nitelikli eğitim sayesinde, o yetişen nitelikli emek bugün önemli bir sanayi ülkesi. Ve gelir grubu olarak bizim çok üstümüzde bir ülke haline gelebilmiş. Tabii. Bu sanayi sayede derken mesela diyelim hani bugün bu ülkelerin sanayisini bir Almanya'nın sanayisine, belki bir Türkiye'nin bile sanayisine benzetmek kötü olur aslında. Neden? Bu insanlar genellikle bu ülkelerin, daha doğrusu hani Türkiye'nin yapmadığı bir şey yapıyorlar aslında. Bu da ne? Kıymetli sanayi dediğimiz bir olay var. Yani yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar. Bu sanayi koluna daha çok yatırım yapıyorlar. Mesela diyelim hani bir metal üretmektense bir fikir üretmeyi ya da bir metalle oluşturulan bir makine üretmektense bir program üretmeyi ya da bir yazılım üretmeyi ya da bir çip üretmeyi ya da uzay teknolojisiyle ilgili bir alanı üretmeyi tercih eden ülkeler. Türkiye'nin tabii ki bu konudaki özellikle yüksek elektronik cihazların üretilmesi konusundaki araştırmaların, Ar-Ge'lerin arttırılması gerekiyor. Yani önümüzdeki en büyük eşik de o gibi gözüküyor tabii hocam zaten. Yani... Aslında çok girift bir yapı. Mesela bugün okullarımızda verdiğimiz işte robotik dersleri, bunun sebebinde yani bunun altyapısını oluşturuyoruz. Aslında bir geçiş var mı? Evet var. Bu önemli bakalım olan nitelikli geçiş yapmak. Aynen onu sağlamak önemli ve bununla ilgili mesela çok böyle hani dillerde yani konuşulan örnekleri de var. Örneğin işte Türkiye tarım ülkesidir. Evet doğrudur. Domates yetiştiririz. Türkiye'de önemli bir domates üreticiliği var. Evet. Şimdi domates şeklinde bunu satmanız farklı bir şey. Yani daha düşük katma değerli. Basit bir tasarım değişikliğiyle domates salçası yapıp satmanız gelirini artıracak. Ya da bu sıralar ülkede çok popüler domates kurutması şeklinde değil aynen mi? Aynen ya da kurutması şeklinde. Biz bu olaya işte Ar-Ge diyoruz aynen aslında. Yani işin hani kağıtla ilgilenen insanlar işte bunun Ar-Ge'sini yaptıkları zaman kraft denilen olaylara ulaşıyorlar. Ya da işte daha farklı materyallere ulaşıyorlar. Önemli olan gerçekten işin ihtiyaçlarını iyi belirlemek, analizini iyi yapmak, yatırımını doğru bir şekilde yönetmek. Mesela bizim ülkemizde en büyük sıkıntılardan biri yatırımı yönetmek. Mesela çok lüksüne kaçtığımız için aslında belki yatırımı yanlış yere yaptığımız da oluyor. Aynen. Yani işletmede zeki bir insanın olması mı, güzel bir koltuğun olması mı? Biz bazen güzel bir koltuğu tercih edebiliyoruz yani. Maalesef evet. O belki de toplumsal en büyük problemlerimizden biri. Geçen hafta da buna benzer tüketimle alakalı aynısını konuşmuştuk. Son 20-30 yılda toplum gün geçtikçe yani yatırımcısı da tüketicisi de üreticisi de bir aşırı bir lüksiyat hani tüketirken de işte bunu işletmeler için düşünürsek böyle koca camlı güç gösterisi yapar gibi binalar, yönetim merkezleri, holdinglerin
İşte dediğiniz gibi yani içerideki çalışan niteliğinden ziyade mobilyanın ya da dışarıdan giren birinin dikkatini çekecek bir tasarımla falan. Bunlar evet biraz göz boyayacak şeyler ama reel yani, anlamda ekonomiye... Güzel anekdotlarımız var ya, bununla ilgili Nasrettin Hoca'nın bir ye kürküm ye denilen bir olay var. Yani bir ortamda ağırlanma şeklinin giyim kıyafetle ne kadar güzel bir şekilde anlatıldığı hikayelerimiz var. Aslında önemli olan çocukların ya da yatırımcıların ya da işletmede çalışanların ya da işletmeyi yönetenlerin doğru şeyleri alması. Evet. Şimdi bugün zihinlerde yapmış olduğumuz bir değişikliği belki yıllar sonra ekonomik olarak görmek katma değeri ölçülemez bir şekilde. Evet ve yani değerli bir yatırım, hani insana yatırım yapmış oluyoruz. Tabii. Bu arada yine hatırlatmayı unuttuk. WhatsApp hattımız ekranda numarası gözüküyor. 506-094-6723 sorusu olan izleyicilerimiz için WhatsApp hattımızdan şu an soru alabiliriz. Cevaplamaya çalışabiliriz bunları. Şimdi hocam yine bu konuyla alakalı şunu da görmek lazım. Şimdi Türkiye orta gelir tuzağı dediğimiz bir tuzağın içerisinde gibi gözüküyor. Yani bu iktisadi bir deyim. Nedir orta gelir tuzağı? İşte özellikle gelişmekte olan ülkeler belli bir milli gelir, kişi başına milli gelir aralığına sıkışıp buradan çıkamamaları. Yani bu genelde 10 bin dolarla 12 bin dolar arası gibi bir düzey gözüküyor. Şimdi Türkiye'de de bakıyorsunuz 2000'li yıllardan itibaren evet 3000-4000 dolarlardan 10 bin dolarlara kadar geldik. Ama maalesef ki son 6-7 yıldır bu 10 bin ile 12 bin arasında kalıyoruz. Tam olarak işte bu orta gelir tuzağı dediğimiz o aralıkta sıkışıp kalmış durumdayız. Şimdi eğitim o kadar önemli ki aslında bu noktada da. İşte bizim o 3000-4000'lerden 10 binlere gelmemize evet niteliği çok önemli olmayan yani sadece nicelik olarak nüfusumuzla, elimizdeki doğal kaynakla, işte coğrafyamız sayesinde emekle 3000'den 10000'e taşıyabiliyorsunuz. Evet. Ama maalesef ki işte o 10000'den daha yukarıya çıkabilmeniz için, orta gelir tuzağı dediğimiz kısımdan canınızı yukarıya atabilmeniz için nitelikli insana ihtiyacınız var. Evet. Yani işte baştan beri söylediğimiz o elindeki doğal kaynağını, coğrafyasını, işte ham maddesini, diğer işte üretim faktörlerini alıp bunu uygun şekilde tasarlayacak, yorumlayabilecek, analiz yapabilecek şekilde sokan bir nitelikli iş gücüyle bunu sağlayabileceğiz. Evet. İşte bunun da evet tek yolu, yegane yolu eğitimden geçiyor. Olaya iktisadi açıdan çok güzel yaklaştınız. Türkiye ile ilgili böyle küçük bir hani bakış açısı geliştirecek olursam biraz insanlardan farklı baktığımı söylerler olaya. Mesela diyelim bu orta gelir tuzağı dediğimiz olaya Elazığ düşebilir mi? Olabilir. Ama bir Antep düşmüş müdür? Hayır. Evet, Türkiye şimdi, içerisinde illere baktığımızda... Tabii. Şimdi bunun sebebi ne? Aslında insanların bölgesel anlamdaki bakış açıları. Bugün geçmişte Elazığ böyle bir tuzağa düşer miydi? Hayır. Gitgide memurlaşan bir kent olduğu için düşmüş olabilir mi? Evet. Antep evet, böyle bir tuzakta mı? Hayır. Neden? Çünkü aslında daha işletmesel zihne sahip, paranın değil yatırımın önemli olduğunu düşünen bir yer. Aslında bakarsanız, hani bizim ülkemizde doların tüm şehirleri vurmuş olma yapısı da aynı değildir. Yani mutlaka. Yani ticaretin daha yoğun olduğu, daha hızlı döndüğü yerler belki tabii daha fazla etkilendiler. Örneğin ben Elazığ'ın bundan çok etkilendiğini düşünmüyorum. Çünkü işte dediğimiz olay Elazığ'da zaten böyle bir girişimci ruh ya da hani sanayi şehridir diyemiyoruz maalesef. Yani bir Antep'e, bir Malatya'ya, bir Kayseri'ye kıyasladığımızda. Evet burada kur artışı nasıl etkiler? Sabit gelirliği etkiler. Darbelerden fazla etkilenmiyoruz ama şeylerden de darbe derken tabii ekonomik olarak anlamda, süreçlerde insanların hani anlık değişimlerine darbe demek istedim. Burada mesela diyelim nedir? Farklı bir ekonomik değişiminde Elazığ fazla etkilenmez. Neden? Çünkü insanların çoğu yatırımda değildir aslında. Evet. Ama mesela farklı şeyler etkilenebilir mi? Evet. Peki onlar bu farklı durumdan daha hızlı çıkarlar mı? Evet. Elazığ daha az çıkar mı? Evet. Neden? Yani çünkü insanların bakış açısı. Bir Kayseri örneğinde olduğu gibi aslında çok güzel bir sözdür. Kayserili bir iş adamı Elazığ'da Gazi Caddesi'nde gezerken bakıyor her yer bir, özellikle galiba geçmişte de herhalde insanlar işletmelerini ismine göre açıyorlar. İşte Ahmet'in yeri, Mehmet'in işte ne bileyim hani ya da böyle var tek örnek, isimli yerler. Ama herhalde kendi memleketlerinde kolektif yapılar var. Hani birleşmeye dayalı ortaklıklar var. Elazığ'ın eksiği olarak diyorlar ki hani ortaklığı açık bir yapı değil. Evet, ama hocam, günümüzde baktığımız zaman mesela günümüzde öyle değil. Yani bugün yine kendi firmam bile işte yıllar sonra güzel bir ortaklık kurmuş. Ortak işimiz var değil mi hocam? Tabii. Yalnız başladık ama ilerleyen zamanlarda ortaklı işlerimiz oldu. Hepsi güzel mi oldu? Hayır. Kötü mü ayrıldık? Hayır.
yeni ortaklıklar kurarken nelere dikkat etmek gerektiğini öğrendik. Hı-hı. Aslında hani bugün burada olmamın belki de güzel bir yapısı o. Genç bir iş adamıyım. İş adamı demekten çekinmiyorum. Niye? Aktif yatırım yapabilecek bir potansiyele sahibim. Arkadaşlarımdan her zaman bu yönde farklıydım. Biz az önce kuliste sohbet ederken dedim ki ya sitenizin ya da herhangi birinin sitesinin önünde 6 yaşında ya da 10 yaşında bir çocuğun artık küçük bir sakız ya da herhangi bir şey sattığını görüyor muyuz? Hayır. Hayır, kalmadı o. Aslında maalesef. Eskiden ailelerin çocuklarına aşılamış olduğu böyle güzel bir doku vardı. Hani esnaflığı pekiştirici. Elazığ'da da esnaf birçok arkadaşım var. Soruyorum, geçmişinde ya statta su satmışlar ya simit satmışlar. Bir bağlantısı var mı? Evet var. Neden? İştirakçiliği arttırıyor. Şimdi Elazığ'ın eğitim bakış açısında iştirakçiliği arttıran, belki sosyal bir proje haline bile getirilebilecek olaylar olmalı. Mesela belki farklı meslek gruplarına bile değindim. Kendi meslek grubumdan, kendi okulumdan güzel bir örnek verirsem, bizde TMBA denilen bir olay var. Teenager Master Business Admins diye bir olay. Burada ne yapıyorlar çocuklar? Ergen Master Programı. Çocuklar kendilerine bir iş dalı seçiyorlar. Bu iş dalını geliştiriyorlar. Kaç yaş grubunda hocam? Örneğin hani ortaokul... 5. sınıftan... Öyle mi? Evet, 12. sınıfa kadar bir süreçte çocuk bir hayalini geliştiriyor. Liseden mezun olduğu zaman üniversiteye girmeden bir iş dalı oluyor. Bununla ilgili Elazığ'da güzel örneklerimiz var mı? Var. Lahmacuncu dükkanı açan öğrencimiz var. Çok güzel. Yani bir yatırımcı olarak bakış açısı. Eminim yarın evinde çip geliştiren öğrencilerimiz olacak. Ya da evinde yazılım geliştiren öğrencilerimiz olacak. Bunlar çok önemli şeyler. Ülkenin ekonomik kurtuluşu da bunlarda gözüküyor zaten. Tabii ki. Hocam. Peki bizim Elazığ halkının dikkat etmesi gereken olay ne? Yine buna değinmeden geçemeyeceğim. Neden? Çünkü sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer dediğimiz bir güzel bir atasözümüz var. Bunda ticarette neye dikkat edilmeli? Biz Elazığ halkı olarak, burada Türkiye'yi sınıflamayacağım. Hı. Neden? Çünkü başka şehirlerden farklı insanlarla farklı diyaloglara girmiyoruz. Ama Elazığ'da artık ticaretten ağzı yanan insanlar iş yapmaktan korkar oluyor. Bu Elazığ aslında geriye ket vurduruyor. Tabii ki. Şimdi o zaman dikkat etmemiz gereken ne? Kendi yaşadığımdan örnek vermeyeceğim ama kendimin aşmaya çalıştığı bir olaydan herkese de güzel bir şey olsun. Hani insanlar almayı ve vermeyi bilsinler. Bu çok önemli bir kavram. Aslında ekonominin temelinde sonuçta ekonomi kavramını bulan bir insan. Evet. Geliştiren insan toplulukları. Ama dikkat etmesi gereken yine insan. Neden? Çünkü her şeyde olduğu gibi bunu da iyiye ve kötüye kullanan mutlaka, kişiler tabii. var. Bu bizim insan burada, ana faktör olduğu sürece olacaktır da zaten tabii, hocam. Tabii. Ne aldım, ne verdiğimi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ekonomide bence ben 33-34 yaşındayım. Bugün baktığımız zaman dikkat etmem gereken, yarın dikkat edeceğim, bundan sonra dikkat edeceğim en güzel şey ne aldım, ne verdim. Evet. Bu kavramı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ticaret yaparken insanların tarzlarına dikkat etmek yerine güvenilirliklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada hocam gerek öğrencilerinizden gerekse velilerinizden gerek okulunuzdaki değişimle alakalı çok güzel olumlu mesajlar geliyor. Zaman kalırsa birkaç bu konuyla alakalı sorusu olan da var. Onlara da döneceğiz. Peki hocam şimdi mevcut durumdan bahsettik. Biraz da aslında bazı veriler var. Bunlardan da bahsetmek gerek. Şimdi özellikle hani bizim de kurucu ülkelerden biri olduğumuz OECD diye Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü. Bunun dünya ekonomisinin %80'ine 85'ine yön veren ülkelerde her 3 yılda bir yaptığı, 15 yaşındaki çocuklar üzerinde yaptığı bir beceri düzeyini ölçen bir test var. PISA sınavı. PISA testleri. İşte nedir bu PISA sınavları? İşte fen, matematik ve okuma anlama konusunda ki sadece bilgiyi ölçen testler değil. Evet. İşte bilgiyi çocuğun ne kadar doğru analiz ettiğini de gösteren. Hani biz buna daha kaba deyimle şunu diyoruz aslında. Evet, biz sadece çocuklara... iktisatçı değilsiniz. Estağfurullah. Biz çocuklara sadece işte bu siyahtır, bu beyazdır öğretiyoruz. Evet, belki çocuk bunu çok iyi şekilde öğretiyor. Evet. Belki de ezberliyor. Bunu önemli olan kısmı aslında eğitimde bu siyahla beyazı bir araya getirdiğinde griyi ortaya çıkartabilmesi. Yani sentezleyebilmesi, analiz edebilmesi. Şimdi bu son yıllardaki analizlerin sonuçları aslında Türkiye için çok iç açıcı gözükmüyor hocam. Yani bakıyorum mesela...
2015 yılında en son Türkiye ile ilgili bir skor var. 40'lardayız hep. Evet ki işte 2015 yılından sonra ilk 50'nin dışına çıktığımızı OECD'nin yaptığı araştırma gösteriyor. Genelde 30-40 arası 45 o civarlarda geziyormuşuz. Şimdi bu da uzun vadede Türkiye ekonomisi için de bir sıkıntı. Yani şöyle bir problemimiz var demek ki bizim şu an yetiştirdiğimiz nesil bu sentezleme yeteneğinden, bu yorum yapabilme, analiz edebilme, teşhis koyabilme anlamında çok da başarılı bir nesil olarak gelmiyor gibi. Bu da tabii ki insanların mesela bakış açısını geliştirmek lazım burada. Hı hı. Tabii ki biliyorsunuz bu sınavlar ortalama sınavları. Yani Türkiye'de eğitim almış 15 yaşındaki çocuklar da var. Eğitim almamış 15 yaşındaki çocuklar da var. Ortalama bir eğitim almış 15 yaşındaki çocuklar da var. Binlerce kişinin üzerinde uygulanmasının sebebi aslında ülkenin grafiğini çizmek. Yine buna farklı bir bakış açısıyla ılımlı bir tarzda bakacağım aslında. Bununla ilgili ülkede de, şehrimizde de, Elazığ'da da Milli Eğitim Bakanlığı'nın, yine müdürlüklerimizin yönetmiş olduğu çok güzel bir yapı var aslında. Milli Eğitim Bakanımız diyor ki biz sınav şeklini değiştiriyoruz. Aslında gelmeye çalıştıkları şey bu. Değişimler her zaman sancılı oluyor. Şimdi biz genelde çoktan seçmeli sınavlarla çocuklarımızı ya da daha yıllar önce yazılı sınavlarla bir yerlere getirmeye çalışmış olduğumuz için bu sınavlar da açık uçlu dediğimiz kavramlarla. Açık uçlu soru da soruyu cevaplayana göre değişen cevapların bulunduğu işte asıl soru kalıbı. Asıl analiz ve yorum yeteneği orada ortaya çıkacak. Yani size göre yanlış olabilir, bana göre doğru. Aynen. Bir de bunu okuyan insanların da yeterliliği çok yüksek. Size göre ve bize göreyi yakalayabiliyorlar. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunun üzerine yapmış olduğu çalışmalar çok olumlu. Yani bu OECD ülkelerinin içerisinde yapılmış olan bu sınavlar gün geçtikçe daha güzel yerlere bizleri getirecek. Neden? Dediğim gibi değişim sancılı olur. Değişimi görebilmek için de yıllar geçmesi gerekiyor. Biz her zaman şöyle diyoruz. Eğitimde masadaki bir su bardağını değiştirdiğiniz zaman bile etkisini 10 yıl içerisinde ancak görebilirsiniz. Evet, doğru tahmin edebiliyoruz bunun zaten. Bunun için özel sektör yatırımcıları tabii ki takdir edilmesi gerekiyor. Çünkü PISA sınavını yaklaşık olarak 15 yıldır öğrencilerini uygulayan yerler var. Bugün böyle bir kurumun aslında temsilcisi olmam beni çok mutlu ediyor. Biz çünkü Elazığ'da bunu 8 yıldır yapıyorduk. 8 yıl öncesinden çocuklarımızı PISA sınavına sokmuştuğumuzu ben bilirim. Daha öncesinden de benim mevcut ismini yönetmiş olduğum firma 14 yıllık bir firma. Demek 14 yıldır bu etkinliğe ülkede bir katkı sağlamış mı? Evet. Öncüsü olmuş mu? Evet. Bugün Milli Eğitim bunu aktif bir şekilde çoğu yerde uyguluyor mu? Evet. Hemen değinmeden edemeyeceğim. Bugün Elazığ'daki bütün özel teşebbüslerin eğitim bakımından desteklemiş olduğu Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Elazığ'daki bütün öğretmenler için yapmış olduğu PISA sınavını da destekleyici, yaparak yaşayarak öğrenme, masal eğitimi, hani robotik, bunlarla ilgili yapmış olduğu atölye çalışmaları vardı. Çok etkili çalışmalardı. 2000'e yakın öğretmen bu konuda geliştirildi. Bunun etkisini Elazığ'da yine yapıldığı için Türkiye'de kısa zamanda göreceğiz. Ve hocam bu şu anlamda da çok önemli. Şimdi bizim ülkemiz genç nüfusa sahip bir ülke. Evet. Gün geçtikçe nüfusu artan bir ülke. Tabii övünüyoruz. Bu potansiyel. Bizim için kullanabileceğimiz bir potansiyel. Ama işte biz eğer gerekli atılımı yapamazsak, gerekli güncellemeyi yapamazsak, o işte az önce bahsettiğimiz Avrupa ülkelerinin sistemleri. Ha bu arada bunu da şöyle düşünmeyelim. İlla bir ülkenin sistemini alıp da Türkiye'ye uygulayacağız diye bir şey yok. Az önce de söyledik. Biz zaten onlarda yokken 1940'lı yıllarda işte şu an Avrupa'nın kullandığı eğitim sistemini biz 1940'lı yıllarda kullanmışız. Evet. Ama elimizdeki bu potansiyeli, bu genç nüfusu eğer iyi eğitemezsek, eğer günün şartlarına, günün ekonomik şartlarına uygun hale getiremezsek, bu bizim için elimizdeki potansiyel dediğimiz, olumlu yöne kullanabileceğimiz o nüfus artışı ciddi bir işsizlikle bize geri dönecek. Mesela bakın, güzel bir soru var. Bunu şu an hem sizin de görüşünüzü almış olalım. Evet. Eğitimde ne gibi adımların atılması ve planlanması gereklidir? Ayrıca üniversite mezunu olan öğrencilerin iş tecrübesi edinmesi için başvurduğu yerlerde en az 2 yıl tecrübe isteyen çalışanlara ve çalışmak isteyen mezun öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Evet, şimdi mesela günümüzün en önemli iş bulma problemlerinden biri. Hani sosyal medyada zaman zaman karşılaşıyoruz. Bunu bir espriyle anlatacağım. Çok uzağa gitmemek gerekiyor. Bir eğitimcinin aslında gücünü vaka analizleri gösterir. Kendimden bir vaka anlatayım. Aslında bunu ortak arkadaşlarımızdan bilenler de vardır.
Ben Fırat Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunuyum. Mesleğime matematik öğretmeni olarak başladım. Çok iyi bir matematik öğretmeni olduğum için şu an ismi artık Elazığ'da olmayan ama Harput diye adlandırılan çok güzel bir okulumuza iyi matematik anlattığım için iyi fen bilgisi öğretmeni olarak alındığım bir hikayem var. Bunun için teşvik önemli. Aslında hani ben her zaman şunu söylüyorum. Planlayacağımız şeyin ihtiyaçlarını doğru belirlememiz gerekiyor. İhtiyaç analizi çok önemli bir olay. Gençlerimizin ihtiyaçlarına bakmamız gerekiyor. Ama ihtiyaca öncelikli olarak ekonomik gücü koyarsak gençlerimiz geride kalıyor. Mesela nasıl? Biz hiç para almadan çalıştığımız yerlerimiz oldu. Ama şu anda insanların deneyim elde etmesi için kalfalık, çıraklık dönemlerinde sabahın saat 5'inde iş yerinde olurken bugün cüzi ücretlerle çalıştırmak istediğin zaman sabah 9'da orada ol dediğin zaman adam gelemeyebiliyor. Evet, maalesef. Burada ihtiyaç çok önemli. Gençlerimize tek önerim var. Ve bu aslında en büyük öneri. Üniversite bitiriyoruz diye çok kıymetli bir maden değiliz. Artık çok kıymetli madenler var. Değil mi? Toprakların dibinde, hatta büyük kayaçların dibinde onları bulmak için çok emek harcamak gerekiyor. Bizim de aslında içimizdeki doğru enerjiyi bulabilmek için çok emek harcamamız gerekiyor. Çalışmadan köşeyi dönmek günümüzün hastalıklarından biri. Maalesef. Ama çok çalışarak bir yere geliniyor mu? Vallahi güzel örnekleri vallahi bizim şehrimizde bile var. Daha ülkemize evet, bile gitmemeye. Mutlaka o, yani çok karamsar olmamak lazım o konuda. Tabii. Yani hakikaten çalıştıktan sonra, emek verdikten sonra yani bir yerden bir şekilde karşılığını alıyorsunuz. Tabii. Tabii buna devletin de hani ön ayak olup ciddi bir altyapı oluşturması gerekir. Buna katılıyorum. Örneğin tamam. Eminim veriyordur. Mutlaka hani desteğini vermeye çalışıyor ama mesela bu arkadaşın sorduğu soru özellikle hani bir dönem üniversitelerde vardı. İşte piyasada görüyoruz. Çünkü aslında yeni sıkıntıyı mezun... direktmen söyledim. Yani çocukların mezun olduktan sonra şöyle bir yapımız var. Evet ben de buna karşıyım. Okul, yüksek okul bitirmemiş birisi de asgari ücretle çalışabiliyor. Bitirmiş birisi de çalışabiliyor. Evet, bitirmiş biri de haklı olarak buna razı olmuyor. Şimdi buna razı olmuyoruz diye bir yerden başlamanın büyük önemini kaçırırsak büyük bir sıkıntı. Bugün Elazığ'daki gençlerin kollarını sıvayıp bir yerden başlamaları gerekiyor. En mutlaka, önemli şey başlangıç. Mutlaka öyle. Yani ailelerin de bunu desteklemesi kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Hani az önce hiç programın başında söylediğimiz şey aslında. Yani daha ilkokuldan ya da ortaokuldan itibaren bu işte yaz tatillerinde böyle hani belki günümüz şartlarında çok kalmamış ama bir çıraklıkla başlayacak. Kimsenin çocuğunun getireceği 5 liraya 10 liraya ihtiyacı yok. Kesinlikle onunla alakalı ama değil. Ama çocuklarımızın hayal gücünün ya da çocuklarımızın evet, yaratıcılığının onların kendilerinin kazanacağı 5 lira 10 lira hayallerine ihtiyaçları kesinlikle var. Kesinlikle. O iş yapabilme yetenekleri kendi başlarına falan çok değerli. Hocam süremiz de daralıyor. Bir de şu konuda aslında görüşünüzü merak ediyoruz. Eğitimle yoksulluk arasında da aslında ciddi bir ilişki var. Evet. İşte yine bununla ilgili dünyada bazı işte UNESCO'nun yayınlamış olduğu rakamlar var. İşte dünyadaki tüm yetişkinlerin tümünün lise eğitimini tamamlaması halinde dünyadaki yoksul insan sayısının 420 milyon kişi azalacağı söyleniyor ki zaten dünyadaki toplam yoksul insan sayısının yarısı bu rakam. Evet. Yani buradan şunu anlıyoruz. Demek ki muhtemelen burada bu oranı düşüren de Afrika kıtası ülkeler. Lise diploması bile halen daha dünyada çok da yaygın bir şey değilmiş. Evet. Yine Türkiye ile alakalı Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı verileri var. İşte 2014-2015 TEOG sınavı ile alakalı. İşte daha yüksek gelir gruplu ailelerin çocuklarıyla daha düşük gelir gruplu ailelerin çocuklarının TEOG sınavında 22 puanlık bir farkı olduğu gibi bir araştırma sonucu var. Evet. Ya bu eğitim eğitimin derecesi arttıkça, kişinin eğitim seviyesi arttıkça yoksulluğunun azalacağı doğru mudur? Buna yine güzel bir örnek vereyim. Tabii ki örneği de kullanacağım profillerdeki meslek gruplarında genelleme yapmak istemiyorum. Dinleyicilerimizin beni yanlış anlaması beni üzer. Aslında sivri bir yine bir vaka olayıyla değinmek istiyorum. Baktığınız zaman geçmişte siz de bir akademisyensiniz. Profesörlerimizin, büyük doktorlarımızın ailelerine baktığınız zaman Türk toplumunun geçmişinde bulunan çiftçi, hayvan işleriyle uğraşan insanlarla karşılaşırız. Doğru mu? Doğrudur. Aynen öyle. Evet. Bugün onların çocuklarına baktığımız zaman annesi, babası, profesör, doktor, öğretmen, mühendis. Baktığımız zaman aynı performansı görebiliyor muyuz? Mutlaka.
Bazen yani, göremiyoruz. Kısmen evet, orada şu var, hani eskiden gelen bir işte doktor çocukları ya da askeriye de hani albay çocukları, askeriye personelin çocuklarında biraz daha evet, bizim hani lise yıllarımız, ortaokul evet, yıllarımızda böyleydi. Biz güzel bir örnek veriyoruz. Bugün bir çiftçinin çocuğu doktor oluyor ama bir doktorun çocuğu ne oluyor? Şimdi burada bakmamız gereken şey şu. Yine sohbet ederken kuliste bir şey sordunuz. Dediniz ki ya işte çocukların hani öğretmenlerin etkinliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Dedim ki hani artık herkesin çocuğu çok kıymetli. Amenna. Benim de 17 aylık bir çocuğum var. Gerçekten velilerime artık birazcık da bu bakış açısıyla bakabiliyorum. Eskiden daha sert yargılıyordum ama şimdi biraz daha yumuşak yargılamaya başladım. Ama her zaman şunu düşünmek gerekiyor. Fark etmeden etkilediğimiz etkenleri de hissetmemiz gerekiyor. Yani ne? Bugün okul süreçlerinin içerisinde tabii ki çocuğum üzülmesin diye yapmış olduğumuz olaylar o iş alanındaki insanların etkinliğini azaltır mı? Azaltır. Tabii ki hiçbir öğretmen hiçbir çocuğu dövmemeli, ona hakaret etmemeli. Ya da herhangi bir nasıl derler? Benlik bütünlüğüne zarar veren bir ifade ya da davranışta bulunmamalı. Mutlaka tabii. Evet, ama yine de meslek erbaplarına bırakmamız gerekiyor. Bununla ilgili çok güzel bir Fatih Sultan Mehmet örneği var. Fatih Sultan Mehmet çok yaramaz bir öğrenci. Kendisiyle ilgilenen lalası baş edemiyor ve babasına padişahım zorlanıyorum, size mahcup olacağımdan korkuyorum diyor. O da diyor ki bir gün derse ben geleyim ve sen bana bir tokat at. Şimdi geçmişin eğitime bakış açısıyla günümüzün eğitime bakış açısı aynı olursa geçmişteki büyüme ile günümüzdeki büyüme de benzer olabilir. Biz tabii ki kimsenin velisine tokat atmak değil amaç. Amaç eğitimi verenlerin fikirlerine olan bakış açısı olmalı. Burada vakalardan, analizlerden doğru şeyler almamız gerekiyor. Evet, kesinlikle öyle. Bugün etkin öğrenme teknikleriyle etkin çocuklar, yaratıcı çocuklar, bilimsel çocuklar, üretken çocuklar yetiştirdiğimiz zaman gayri ihtiyari ekonomide de güçlü bireyler yetiştirmiş oluyoruz. Çok sayıda soru var hocam. Bunları programdan sonra da size sunacağız. Özellikle yabancı dil konusuyla alakalı. Zamanımız, süremizin de sonuna geldik. Tabii şimdi bu kadar bu konularda... Değinsek güzel olur. Çok kısa hocam kısa o zaman. Bir, yine kısa bir olay anlatayım. Biliyorsunuz tarihi yerlere gittiğimiz zaman bazı çocuklar vardır. Size oranın alanlarıyla ilgili ezberleri vardır. Sorarsınız Türkçe, Almanca, İngilizce burayı anlatabilirler. Elazığ'da var mı? Yok. Ama Elazığ'da tabii bu alanda gezdirilecek yerler var mı? Çok. Yine Sayın Valim, Ticaret Odası Başkanımın bu sıralar turizm derneklerinin yönetmiş olduğu Kamto Elazığ, Elazığ'ın güzel yerlerinin sergilenmesi, tanıtılması gibi çalışmalar var. Peki buradaki iş gücünü öğrencilerden kullanabilirler mi? Kullanabilirler değil mi? Şimdi gerçekten yabancı dilin çok büyük bir önemi var. Biz bunlarla ilgili yaşantısal atölyeler oluşturuyoruz çocuklara. Bunları kullanabilecekleri alanlar açıyoruz. Hı-hı. Simülasyonlar. Çok önemli. Yabancı dil çok önemli. Artık bir meslek. Evet kesinlikle artık o noktaya. Diplomaya ihtiyacı olmayan bir meslek. Evet kesinlikle. Bir de tabii bu kadar eğitimin niteliğinden hani tamam bu PISA katsayısı kötüye gidiyor falan dedik. Hiç mi iyi bir şey yok? Bunu iyi gidiyor, iyi gidiyor. Söylemeden konuda... geçemeyeceğim. Hocam özellikle geçen hafta Teknofest'te Fırat Üniversitemiz 5 farklı alanda 1 altın, 1 gümüş, 3 adet bronz madalya. Evet. Emeği geçen tüm hocalarımıza, tüm öğrenci arkadaşlarımıza, üniversitemiz çalışanlarına da bir kez daha tebrik etmiş olalım. Oysa ki şehrimizdeki dedikodularda Fırat Üniversitesi'nin kötüye gittiği de konuşuluyordu değil mi? Evet işte. Buradan küçük bir şeye değineceğim yine. Fırat Üniversitemiz, ben oradan mezun olmuşum, nasıl kötüleyeyim? Korkunç başarılı bir üniversite. Sadece neye ihtiyacımız var? Pazarlama stratejileri. Kesinlikle, o çok çok önemli. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sizden faydalanmaya çalıştık. Son olarak eklemek istediğiniz eğitim konusunda ya da öngördüğünüz son bir cümle varsa alalım. Herhalde genç yaşta bu kadar işle uğraşan birisi olarak başlamaktan korkmamaları, koşmaya devam etmeleri, takıldıkları zaman ürkmemeleri, kalkıp tekrardan koşmak için hırs, ümit, enerji yakalayıp yeni iş dalları, yeni insanlar için güzel iş alanları açmaları için öğrencilerimi, ailelerimi teşvik etmekten mutluluk duyarım. Bunun çok güzel örnekleri çevrelerinde, abilerinde, amcalarında, dayılarında zaten yeterince vardır. Ya da ablalarında.
Yani sadece bakmaları, bakış açılarını değiştirmeleri yeterli. Bugün dokunduğumuz her çocuk geleceğin çok büyük iş adamı, çok büyük meslek sahipleri. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler, bugün eğitimin ekonomi üzerindeki etkisini tartıştık Fethi Murat hocamızla. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. İyi akşamlar.